Avustralya'da okullar Ocak'ta başlayıp Aralık'ta bitiyor. Türkiye'ye geldiğimizde 7'yi daha yeni bitirmiştim. 8. sınıfa başlamam da Mart'ı buldu. Yani dönem ortasında yurt dışından gelen biri olarak okuldaki herkes beni tanıyordu. Avustralyalı abla. Ek olarak da şunu söyleyeyim. Avustralya'da İngilizce konuşuluyor. Avustralyanca değil. Avustralyanca konuşsana. Türkiye'de ilk İngilizce dersim. Bildiğim tek ders İngilizce olduğu için tabii heyecanlıyım. İngilizce hocası sınıfa girdi, karşıma geçti ve sordu. What's your name? My name's Hatice. I came from Australia. Tamam, oturabilirsiniz. İlk tanışmamız böyleydi. Ve derse başladıktan sonra o baştaki heyecanım vardı ya. Öğretilen İngilizce benim seviyemden çok daha altındaydı. Bu yüzden zamanla İngilizce dersleri benim için çok sıkıcı geçmeye başladı. Günlerden bir gün İngilizce dersinde daha önce hiç duymadığım bir kelime duydum. Escalation. Ha? Hocanın ne anlattığını hatırlamıyorum ama escalation, escalation diye bir şeyler diyordu. Sonra tahtaya yazmak için kalktı. Tahtaya yazdı, kenara çekildi ve hoca skeleton kelimesini escalation diye okuyordu. Olaydan sonra artık İngilizce derslerine karşı hiçbir beklentim kalmadı. Dersi dinlemeyi de tamamen bırakmıştım. Sınavdan 100, sözlüden 60 falan alıyordum. Şimdiye kadar bir lise 1'deki İngilizce hocamı çok sevdim. Derslerde yardımcısı gibiydim. Bir şey yapılacağında ben yapardım. Tahtaya bir şeyleri ben yazardım. Bazen çocuğunu getirirdi. Ders dinlemek yerine onunla oyun oynardık. Arada da tuttuğu takımı tutmam için zorlardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bu videoyu dalga geçme amacıyla yapmadım. Başka bir dil konuşurken yanlış telaffuz etmek gayet de normal. Sadece unutamadığım böyle bir olay oldu ve onu paylaşmak istedim. Artık her iskelet gördüğümde Scalation aklıma geliyor. Hatta kendime iskeletli bir anahtarlık aldım ve ismine de Scalation koydum. Bunlar da Scalation'ın birkaç fotoğrafı. Bir dahaki videoda görüşürüz.